Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Estaizu billah. İkra bismi rabbikellezî halak. Ve kâle Allahu azze ve cel fi ayetin uhra. Ya eyyuhel müzzemmil, kumil leyle illa kalila. Ve fi ayetin uhra, ya eyyuhel müddessir, kum fe endir. Sadakallahul azim. Ve kâle Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, İnne mesele mümin kemeselin nahle ekele tayyiben ve vada'at tayyiben ve vaka'at felem teksir ve lem tüfsit. Sadaka Resulullah ve nataka Habibullah. Meşayih birbiriyle etse sohbet, bu gayet bir büyük rahmet bu izzet. Kemale çünkü yok asla nihayet, kemal sohbettedir eyle muhabbet. Muhabbet eyle gel Hakk'a gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Ben anladım işim bitmez, sana yalvarmadan gayrı. Allah'a avuç açmadan insanın ehli sema ile barışmadan, ehli semadan ders okumadan kamil bir insan, hakiki bir insan olması mümkün değildir. Her ne kadar her avuç açan kamil olamasa da, her ubudiyet yoluna giren abid, zahid, arif olamasa da, ava giden avlanır, her ne kadar her ava giden avlanamasa da. Ama bu yolda avlanmak istiyorsak, elimiz boş dönmek istemiyorsak, Allah'ın huzuruna mahcup gitmek istemiyorsak, mutlaka onun istediği yerde, istediği şekilde avlanmak, gayret etmek, çaba sarf etmek borcundayız. Bugün sizlerle anlamaya çalışacağımız ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hakk'ın Habibim diye hitap ettiği ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda, ey Habibim ne istersen razı oluncaya kadar sana verme sözü veriyorum diyerek kendisine açık çek verdiği Hazreti Resulullah'a bile söylediği, tembih ettiği, teklif ettiği bazı sorumluluklar var. Mahbub-u Rabbil Alemin bile olmak insanı bu sorumluluklardan, bu vazifelerden kurtarmıyor. İnsansak, ki elhamdülillah insanız. Müslüman isek ki elhamdülillah Müslümanız. Allah'ın emir ve yasaklarına kulak verecek kadar, hassasiyet gösterecek kadar, اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا
ve alâ rabbihim yetevekkelûn ayetinde anlatılan üç haslet, vaaz-ı nasihat, ayet ve hadis dinledikçe imanları galeyana gelen, imanları artan, Allah'ın tembihlerini duyunca yüreği ürperen, kendisi için en değerli nasihatları dinleyen, kendisi için en kıymetleri sözlere, tembihlere kulak veren bir dost edasıyla ve sadece Allah'tan başkasına umut bağlamayıp sadece Cenab-ı Hakk'ın müşterisi olan kullara bakalım Cenab-ı Hak bu gece neler duyuracak. Bu gece Allah bize neler bahşedecek, neler verecek? Üç kısa ayet, vaktimiz kalırsa cennetten bahseden bir ayet-i kerimeyi daha ilave edip 19. cüzde bulunan surelerden bazı ayetleri birlikte anlamaya çalışacağız. Şunu bilmelidir ki, bir insanın her sahada muvaffak olması, her sahada Allah'ın takdirini kazanacak bir tevfike mazhar olması bir tek şeyle mümkündür. O da Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan gitmek ve ona ittiba etmektir. Onun sünnetini yaşamaktır. Kalem suresinde buyurulduğu gibi inneke leala hulukin azim, sen çok büyük bir ahlak üzeresin ey peygamberim. Yaptığın, söylediğin, yaşadığın, güzel gördüğün her şeyi ben de tasdik ediyorum. Allah onun her sözünü, her davranışını, her sünnetini güzel görüyor da, biz onun ümmeti, biz onun sevdalıları olarak onu nasıl güzel görmeyelim ki? Kainatın efendisi o kadar kıymetlidir ki, o kadar dibine ulaşılmaz bir hazinedir ki, Kur'an-ı Kerim evvel emirde Allah Resulüne ve sonra onun zımmında bize hitap eder. Niçin? Çünkü Kur'an ayetlerinin muhatabı olmaya layık en temiz, en asil, en kerim varlık odur. Ondan daha fevkaladesi olsaydı Allah Kur'an-ı Kerim'i mutlaka ona indirirdi. Hira Dağı'nda ruhunu arındırmak için Yaratıcı ile arasındaki perdeleri birer birer kaldırmak için inzivaya çekildiği dönemlerde velayet merdivenlerini basamak basamak çıktığı, açtığı demlerde Allah Celle Celaluhu Cibril-i Emine, Ruhul Emine bir talimat verir. Dikkat ediniz. Ruh tabiri Kur'an-ı Kerim'de bir tek manada gelmez. Kur'an-ı Kerim'de böyle aynı kelime farklı yerlerde kullanılır. O zaman anlarız ki Kur'an-ı Kerim'in farklı manalarda kullandığı ama aynı lafızları seçtiği yerlerde mutlaka bir kadri müşterek vardır. İnsanın bedeninde zuhur eden bütün kabiliyetleri bedende değil, ruhta aramak lazım. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّحِ قُلِ الرُّحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا Ruh, orada da ruh kullanılıyor. Ama oradaki ruh, insanın ruhudur. Fakat
Nezele bir ruhul emin dendiği zaman Kur'an-ı Kerim'i ruhul emin indirdi. Orada Cibril-i Emin için kullanılıyor. Tenezzelül melâiketü ve ruhu, ruh orada bir manası Cebrail aleyhisselamdır. Başka bir manası İsa aleyhisselamdır. Elkâha ilâ Meryem'e ve ruhum min. İsa aleyhisselama da ruh kelimesi kullanılmış. Kur'an'a da ruh kelimesi kullanılmış. Cibril-i Emin'e de ruh. Peygamber Efendimiz'i peygamberler içinde ruh kelimesi kullanılmış. Ruhun işlevi ne ki? Nasıl bir özelliğe sahip ki? Buralarda bu kelimeyi kullanıyoruz. Ruh, insan bedenine hayat veren, görmeyen gözünü gösteren, işitmeyen kulağını işittiren, çalışmayan azalarını çalıştıran ama görünmeyen bir güçtür. Uyuduğumuz zaman bizden giden وَاللّٰهُ يَتَوَفَّ الْاَنْفُسَ ح۪ينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ ف۪ي مَنَامِهَا. Uyurken gözümüz var, görmüyor. Kulağımız var, işitmiyor. Elimiz var, işe yaramıyor. Ruh gelince, uyanınca bütün bunlar işlevini kusursuz yapmaya başlıyor. Demek ki bedene hayat veren, bedeni insana çeviren, beşeri insana tebdil eden, onu ihya eden, canlandıran, ona kabiliyetler kazandıran şey ruhtur. Onun için ruha bu isim verilmiş. Hazreti Kur'an da indiği topluluklara, indiği zamana, indiği devletlere, indiği şahıslara, yeryüzüne aynı hayatı vereceği için Kur'an'a da ruh denmiş. İsa Aleyhisselam'a ruh denmiş çünkü ölüleri diriltecek mucize verilmiş. Cibril-i Emin de ruhtur. Cibril-i Emin de bize Kur'an-ı Azimüşşan gibi ölü kalpleri diriltecek vahiyi, Allah'ın emrini, Allah'ın hitabını duyurduğu içindir. Bunların hepsi ruhtur. Bunların hepsi bizim ruhumuzdur. Kur'an bizim ruhumuzdur. Hatta Kur'ansız mücerret ruh yine uykudadır, yine ölüdür. اَنَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَا تُنْتَبَهُ buyuruyor Hazreti Ali radıyallahu anh. İnsanlar uykuda ama öldükleri zaman uyanacaklar. Dolayısıyla bizim bütün bu ruhlara ihtiyacımız var. Bütün bu hayat vericilere ihtiyacımız var ki bizim hayatımız, bizim canlılığımız, bizim görmelerimiz, işitmelerimiz, idraklarımız, ferasetimiz, bizim nurumuz başkalarının nurunun fevkine çıkabilsin. Biz başkalarının anlayamadıklarını anlayan, kavrayamadıklarını kavrayan bir insan olabilirim. Biz başkalarının ağladığı gün bayram etmesini, başkalarının güldüğü gün ağlamasını bilirim. Bizim bayramımız başkalarının cümbüşlü bayramına benzemez. Çalgılı, türkülü, haramlı bayramına benzemez. Biz nasıl bayram ederiz bilir misiniz? Şarabı aşkını nosh ettir ya Rab. İçelim imanla bayram edelim. İrci'i hitabın guş ettir ya Rab. Göçelim imanla bayram edelim. Biz eğer aşk şarabını imanla içtiğimiz zaman, büyük bir iştiyakla içtiğimiz zaman, Müslüman olduğumuza ve Müslümanlığın gereği olan amel-i salihleri yaptığımızda herkesten daha çok ve herkesten daha fazla mutlu olduğumuz zaman işte o zaman biz bayram ederiz. Ramazan-ı Şerif'e çıkacağız ya.
Allah'ın emirleri olan oruçlarımızı, sahurlarımızı, iftarlarımızı, teheccüdlerimizi, dualarımızı, Kur'an'la olan meşguliyetlerimizi doya doya icra etmişsek, biz o zaman bayram. İçelim, imanla bayram edelim. İrci'i hitabın guş ettir ya Rab. Ey Allah'ım, dostlarına seslendiğin gibi bize de İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Ey benim güzel kulum, Rabbine hem razı olarak hem de razı olunmuş bir kul olarak gel. Fedhuli fi cenneti. Fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Dostlarımın, benim gerçek samimi kullarımın arasına gir, cennetime de gir. Allah'ım bize bu hitabı duyur. En son duyduğumuz ses bu ses olsun. İrci'i hitabın guş ettir ya Rab. Göçerim imanla bayram edelim. İşte bizim bayramımız bu. Hazreti Resulullah fıtratında, bünyesinde, hamurunda bütün bu duyguları taşıyan, en üst perdede yaşayan bir peygamber. Hira Dağı'na çıkıyor ve yüreğine gelen esintilerin aslını bulmak istiyor. Yüreğine gelen güzelliklerin, hakikatlerin menbaını bulmak istiyor. Biz o kadar kirlendik ki bizim kalbimize hayır esintileri çok nadir gelmeye başladı. Belki bunun için Ramazan'ı bekliyoruz. Ama hayır. Allah Resulü onları duymak için, onları görmek için ne Ramazan bekliyor, ne sahur bekliyor, ne iftar, ne bayram. Her saniye yüreği kaynıyor. İşte yüreğinin kaynamasına bir teselli olsun diye Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hira Dağı'na çıkıyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada Rabbi ile en mahrem görüşmeleri icra ediyor. En mahrem sırları Allah'la paylaşıyor. İşte yalvarışların, yakarışların, niyazların nihayetinde Cibril-i Emin daha fazla dayanamıyor. Hazreti Allah gayrete geliyor ve ilk ayetler Hira Dağı'nda Allah Resulüne hitap ediyor. İkra bismi rabbikellezî halak. İkra bismi rabbikellezî halak. Ümmi bir peygamber. Cenab-ı Hakk'ın ümmi olmakla methettiği, okuma yazma bilmemekle övdüğü ve iftihar ettiği bir peygamber. Etrafındakiler de hemen hemen öyle. Ümmiler ama cahil değiller. Edebiyata o kadar kabiliyetleri var ki Arap toplumunun, Hazreti Ömer'in ifadesiyle başlasam 3 ay aralıksız hiç durmadan size Arapça şiirler okuyabilirim diyebilecek kadar belagata, fesahata, edebiyata düşkün ve bu hususta mahir insanlar. Ama ümmi olduğunu bildiği kuluna Cenab-ı Hak ikra diye sesleniyor. İkra, oku. Siz okuma yazma bilmeyen bir insana önce öğren dersiniz, oku demezsiniz.
sellem dersiniz. Ama Cenab-ı Hak oku diyor. Ve sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam okuma, yazma öğreniyorum. Hayır. Ama Allah'ın kitapları, Allah'ın ayetleri ona kıraat ettiriliyor. Alfabeyi öğrenmeden, Arap harflerini öğrenmeden Cenab-ı Hak öğrenmesi gereken her şeyi ona talim ediyor. Demek ki öğrenmenin tek yolu yok. Öğrenmek için, adam olmak için başka yollar da var. Cenab-ı Hak peygamberini başkalarından farklı bir metotla yetiştiriyor. Çünkü o farklı işler yapacak. O büyük işlerin adamı olacak. Cenab-ı Hak ona ikra diyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın çok güzel bir sözü var. Buyurur ki Fatih Sultan Mehmet Han, imkanın sınırını görmek isteyenler, imkanın sınırını görmek isteyenler, yani senin için bir insan olarak, bir baba olarak, bir hoca olarak, bir mümin olarak, bir tüccar olarak neyin mümkün olduğunu bilmek istiyorsan imkansızı tecrübe et diyor. İmkansızı zorlayacaksın ki, önüne imkansız hedefler koyacaksın ki senin için belki de o ulaşılabilir olduğu anlaşılacak. İşte Cenab-ı Hak da Hazreti Resulullah'a, ümmi bir peygambere adeta imkansız gibi görünen bir talimat veriyor. İkra bismi rabbikellezî halak buyurarak. İkra bismi rabbikellezî halak. Ne demek? İkra. Ey sevgilim, oku. Ama bismi rabbikellezî halak, seni yoktan var eden, hiç yok iken vücut arsasına en şerefli şekilde seni getiren Rabbinin adıyla oku. Sadece bu ayet üzerinde durmak istemediğim için bütün ayrıntılarına girmiyorum. Yoksa burada öyle dersler var ki. Mesela Cenab-ı Hak ayete oku diye başladı. Sonra bismi rabbikellezî halak. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Halakal insane min alak. İnsanı bir kan pıhtısından yarattı. Cenab-ı Hak önce seni yarattım demiyor. Önce oku diyor. Sonra sizi nasıl yarattığını, bizi nasıl yarattığımızı anlatıyor. Yaratmak mı öncedir? Önce var olmak mı? Yoksa okumak mı? Daha var olmadan, yaratılmadan okumak olur mu? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in bazı yerlerinde hep böyle davranıyor. Böyle hitap ediyor. Önce okuyun. Önce öğrenin. Sonra yaratılacaksınız der gibi. Halbuki yaratılış, var olmak, bir çocuğun dünyaya gelmesi öncedir. Onun öğrenmesi, okumaya başlaması, bir insanın bileceği bilgilere sahip olması sonradır. Peki, böyle olmasına rağmen, Cenab-ı Hak acaba niçin okuyla başlıyor, öğrenle başlıyor? Çünkü İnsanın dünyaya gelmesinden daha önemli şeyler var. İnsanoğlunun dünyaya gelmesinden daha önemli olan şey, onun yetişme tarzıdır. Ne ile yetişeceğidir? Gayedir. Gaye. Üç şey insandan daha önemlidir. Bir, yaratılışın gayesi yaratılıştan daha önemlidir. Siz
Bir araba imal edecek olsanız, arabanın kendisini imal etmek değil mühim olan. İmal ettikten sonra asıl maksadınız nedir? Zengin olmak mı? Müreffeh olmak mı? Neyse asıl maksadınız, o aracın üretilmesinden daha önemlidir. Eğer o aracı üretmeden o maksada ulaşabileceğinizi bilseniz, hiç onunla uğraşmazsınız. Ama gayenize ulaşamayacaksanız, o işe de hiç girişmezsiniz. Gaye, fiilden daha önemlidir. Allah, Kur'an-ı Kerim'de bize yaratılış gayemizi sunuyor. Onun için, daha yaratılıştan bahsetmeden önce oku diyor. 2. Marifetullah, insanın hilkatından daha kıymetlidir. İkra bismi rabbikellezî halak. Allah'ın ismiyle oku. Oku ki Rabbini tanı. Rabbi tanımak, Allah'ı bilmek insanın dünyaya gelmesinden önemlidir. Anneler, babalar, hocalar, idareciler, büyükler, şimdi üzerimizdeki sorumluluğu anlıyor muyuz? Çocuklarımıza karşı asıl mesul olduğumuz şeyin hangisi olduğunu anlıyor muyuz? Cenab-ı Hakk'ın bize ne demek istediğinin farkında mıyız? وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَسَنَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Ben sizden rızık istemiyorum. Sizin vazifeniz çocuklarınıza 5 vakit namazı öğretmek, iman esaslarını vermek, Allah'ı sevdirmek. Rızık, nahnu nerzukuk. Kullarım, ben sizi rızıklandıracağım diyor. Sizin öyle bir derdiniz olmasın. Nahnu, biz, nerzukuk, sizi, seni ben rızıklandıracağım. Öyleyse teminatı Allah Celle Celaluhu veriyor. Biz rızıktan mesul değiliz. Biz kulluktan mesulüz. Onun için Cenab-ı Hak ikra diyor. Bir, insanın yaratılışından daha önce gelir. Ne? Gaye. Yaratılışın asıl maksadını kavramak lazım. O da Kur'an'ı okuyup anlamakla mümkün. İkincisi, marifetullah, Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek, yaratıcıyı bilmek, yaratılmış olmaktan daha kıymetlidir. 3. Menheç, yani nasıl bir terbiyeden geçeceğimiz, nasıl eğitileceğimiz, neleri zihnimize doldurup, nelerle gönlümüzü, zihnimizi, efkarımızı yıkayacağımız, varlığımızdan, etimizden, kemiğimizden, ağzımıza dolduracağımız lokmalardan daha kıymetli. İnanın, buradan girecek olandan daha önemlidir. Onun için Cenab-ı Hak ikra buyuruyor. Peki, meseleyi farklı bir boyuta alalım. Cenab-ı Hak Hira mağarasında tek başına hakikatin menbaını, adresini arayan Cenab-ı Peygamber'in yalvarışlarını, yakarışlarını, eninlerini karşılıksız bırakmıyor. Allah zaten hiç karşılıksız bırakmaz ki. Hiç sahipsiz bırakmaz. Terk eden kendi terk etmiştir. Terk edilen kendi terk etmiştir. Allah'ın cilveleri olur ama Cenab-ı Hak bırakmaz. اَمَّنْ يُج۪يبُ الْمُضَّرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّٰءُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ اَاِلٰهُمْ مَعَ اللّٰهِ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Dağa düştüğünüzde, sıkıntılarınız olduğunda, kederleriniz sizi boğmaya başladığında, bunları kim giderir, kim kaldırır, kim alır? وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ. Kuyuya atılmış bir köleyken sizi oradan Yusuf gibi çıkarıp Mısır'a, kral, Mısır'ın meliki, Mısır'ın sultanı, azizi kim kılabilir? Allah Celle Celaluhu. قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ. Ne kadar az düşünüyorsunuz.
daha düne kadar hangi zorluklardan sizi çıkardığımı, hangi darlıklardan sizi bu kadar geniş yerlere taşıdığımı ne çabuk unuttunuz. Daha İstanbul'a gelirken ayağınızda çarığınız yoktu, çorabınız yoktu. Aynı elbiseyi sadece yıkayıp yıkayıp giyiyordum. Şimdi dolabına elbise sığmıyor. O zaman buna yiyecek bir lokma ekmek bulamıyordun. Ben senin darlığını genişliğe tebdil ettim. Şimdi biriktirme hastalığına tutuldun. Zekat doğru vermez. Sadaka doğru vermez. Akrabası, işinden olanlar ihtiyaç sahibi iken banka hesaplarında biriktirmeler. قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ Ne çabuk unuttunuz diyor. Allah Celle Celaluhu peygamberliğe layık gördüğü Habibine ilk emri oku olmuştur. Öyleyse İslamiyet'in basamaklarına, aşamalarına, tedrici tekamülüne baktığımız zaman önce okuma emri görürüz. Cahiliyet toplumundan medeniyet toplumu inşa eden bir dinden bahsediyoruz. Bir kitaptan bahsediyoruz. Bir inanıştan bahsediyoruz. Yobazlık bizim harcımız değil. Cahillik bizim harcımız değil. Gericilik bizim harcımız değil. Rahmetli Hızır Efendi'nin buyurduğu gibi. De korkma Müslümanım. Kalbin imanla dolsun. İrtica İslam ise başımın tacı olsun. Peygamber'e benzemek mürtecilikse, Allah'ın samimi bir kulu olmak mürtecilikse, asr-ı saadette yaşanan İslamiyet'in aynısını istemek mürtecilikse, gücü yeten bir saniye beklemesin, bizi 1400 sene önce peygamberin yaşadığı çağa göndersin. Bize en büyük iyiliği böyle yapmış olurlar. Varsa gücünüz bizi 1400 sene öncesinin adamı olarak tescil ettirsin. Keşke sahabe olabilseydik. İşte biz bu kadar mürteciyiz. Ta 1400 sene öncesini arzuluyoruz. Olsun, ayağımızda çarığımız olmasın. Üzerimizde gömleğimiz olmasın. Öldüğümüz zaman Musab bin Ümeyr gibi kefenimiz olmasın. Ama davamız için yaşayıp, davamız için ölmüş, kainatın ve mülkün sahibinden radıyallahu anhum ve radu an ve küllen ve'adallahu'l hüsnâ iltifatına mazhar olmuş olalım. Ya senin halin ne olacak? Sonu cehennem olduktan sonra vali olsan kaç para eder? Devlet başkanı olsan kaç para eder? Dünya yönetsen kaç para eder? 10 sene sonra cehennemin dibine bir odun kütüğü gibi atıldıktan sonra saltanatın ne işe yarar ki? Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu İslam davasını omuzlayacak, bu sorumluluğu üzerine alacak ve peşinden gelecek bütün beşeriyete numune-i imtisal olacak, üsve-i hasene olacak, herkesin nura ihtiyaç duyduğu yerde nur saçacak, huzura ihtiyaç duyduğu yerde huzur saçacak, surura ihtiyaç duyduğu yerde yüzüne bir kez bakmak kafi olacak. Öyle bir hayat yaşayacak ki 23 seneye bütün lafızları hepsi belagat, eşsiz belagat ve fesahat, eşsiz hikmet ve inceliklerle dolu olacak. İnsanlar kıyamete kadar her asırda onun hayatını tekrar tekrar yazıp tekrar tekrar okumaya bayılacaklar. Yazılacak, tekrar yazılacak. Bir billur gibi, bir kristal gibi
her zaviyesinden ayrı bir hakikat fışkıracak. Ressamlar hayallerinden gelen resimlerle onu resmetmeye çalışsalar, bin kere de çizseler yine aynısını çizemeyecekler. Şairler binlerce mısra yazsalar da, emin tedekkürü ciranim bidiselem, mezeşte dem'an camim mukletim bidemin, Mevla'ya salli ve selli daimen ala habibike hayri halki küllihimi deyip ağlasalar da, ancak denizden iğneyi batırıp bir damla çıkarmanın ötesine gidemeyecekler. Lev la sebet kadruhu ayatuhu izama ahyesmuhu hine yud'a darise rimemi demeye devam edecekler. Ona verilen mucizeler eğer Allah indindeki gerçek kıymetini ifade edecek surette olsaydı, Muhammed dediğinizde sallallahu aleyhi ve sellem mezardaki ölüler hepsi ayağa kalkardı diyor. Evet, bir beşer. Ama fevkal beşer. Bir beşer ama leyse kel beşer. O bizim gibi bir beşer değil. Allah'ın sevdiği bir kul. Cenab-ı Hak ona ilk önce oku diyor. Çünkü bir sorumluluk verilecek. Onun için dünyayı yönetecek, evi yönetecek, şirketi yönetecek, medreseyi yönetecek, toplumu yönetecek insan peygamberin okuduğunu okumak zorundadır. Peygamberin okuduğu kitabı okumayan bir insanın yöneticiliği çok kısa sürer. Çok çabuk unutulur. Can fanidir ey Yahya. Hüvel hayyü, hüvel baki. Değişmem atlası çarha. Benim bir köhne şalım var. Resulullah'ın şalına sahip olup, onun secde ettiği seccadeleri eskitmeden, insan kalıcı bir isim bırakamaz. Efendimiz, oku emriyle muhatap oldu. Okuyamam, okuma bilmem dese de, oku, oku, oku. Sonra ikra bismi rabbikellezî deyince zaten kapılar açıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan aldığı ilk emir oku. Peki sonra ne oldu? Bakıyoruz şimdi sıralamaya. Büyük bir telaşla Hazreti Hatice validemizin yanına geldi. Korkmuştu. Paniklemişti. Daha önce hiç karşılaşmadığı bir durumla karşı karşıya. Dolayısıyla Hazreti Hatice'ye emir verdi. Beni örtün. Üzerime bir şeyler örtün. Bana bir zarar gelmesinden endişe ediyorum. Üzerini örttüler. O şekildeyken, sükuneti ararken Cenab-ı Hak ona bir emir daha gönderdi. Ya eyyuhel müddessir. Ey elbisesine bürünmüş insan. Üzerine çarşafını örtmüş. Affen, önce ya eyyuhel müzzemmil. İkinci gelen. Ya eyyuhel müzzemmil. Kumil leyle illa kalila. İlim emredildi. Sonra peşinden yatmak yok. O ki öğrendin, o ki okudun, o ki duydun, biliyorum deyip yatmak yok. Ya eyyuhel müzzemmil. Müzzemmil ile müddessir aynı şeyler. Elbisesine bürünmüş demektir. Ufak ufak farklar ortaya koyuyorlar ama müzzemmil tabirinde bir sitem var. Müzzemmil tabirinde vazifesini yapmakta kusur gösteren bir insana hitap var. İşte ayrıldığı nokta burası. Ey alemlere rahmet olarak gönderilen, sen üzerine battaniyeni
atıp da başkaları gibi gece sabahlara kadar uyuyamaz. Ey müzzemmil, ey yatağına gömülmüş, hiçbir derdi, hiçbir tasası, hiçbir sıkıntısı olmayan, hiçbir çilesi olmayan birisi gibi sabahlara kadar uyuyamaz. Dertsiz olan Adem'i, sayma onu Adem'i, hayvandan ol ebadir, kalmış dalal içinde. Senin derdin yok mu? Var. O zaman eyyühel müzzemmil, sen artık istediğin gibi, istediğin kadar yatamazsın. Sevgilisi güzel olanın, sevgilisi kıymetli olanın rahat uyku uyumaya hakkı yoktur. Bizim sevgilimiz kıymetli değil. Bu ülkenin bunca çektiği zahmetler boşuna mı zannediyorsunuz? Bizim mükemmel bir dinimiz var. Mükemmel bir vatanımız var. Mükemmel bir geçmişimiz var. Mükemmel insanlarımız var. İslam'la yoğrulmuş örflerimiz, geleneklerimiz var. Cömertliğe geldiği zaman okyanus gibi cömertliğin sınırı olmayan zenginlerimiz var. Evlatlarının, gelinlerinin, damatlarının, talebelerinin, cemaatinin, halkının kusurunu örtmekte gece gibi müsamahalı, gece gibi merhametli annelerimiz, babalarımız, hocalarımız, üstadlarımız, şeyhlerimiz var. Bizim günahımıza kendi günahı gibi ağlayan büyüklerimiz var. Yemeyip yediren annelerimiz var. Nelerimiz var. Evet, bizim de sevgililerimiz güzel. Bayrağımızda ayrı bir asalet, İstiklal marşımızda ayrı bir keramet ve istikamet var. Bütün bunlar sevgilisi güzel olanlara verilen nimetler. Sevgiliniz güzel, rahat uyumaya hakkımız yok. Çünkü herkesin gözü ondadır. Başta imanımızdadır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a öyle büyük bir vazife nazil oluyor ki Cenab-ı Hak artık yatmasına razı gelmiyor. Ya eyyühel müzzemmil, ey rahat rahat yatan peygamber, işini bitirdin mi? Bitti mi vazifen? Hayır. Daha yeni başlıyorsun. Kalk bakalım. Kumilleyle illa kalile. Kumilleyle, geceleri kalkacaksın artık. Herkesin uykuya yenik düştüğü zamanlarda sen ayakta olacaksın. Allah önce ilim emretti, şimdi amel emrediyor. Allah'ın hikmeti hangi ameli emrediyor? Dikkat ediniz, gece ibadetini emrediyor. Bu gece nasıl bir şeydir ki? Kur'an inerken Leyletül Kadr gece iniyor. Gündüzlere ne oldu? Gündüzlere herkes uyanıkken inse olmaz mıydı? Subhanellezi esra bi'abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksa. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gece vakti mescidi haramdan mescidi aksaya götürülüyor. İsra hadisesi leylen gece okuldu. Gündüzlere ne oldu? Niye gece? Kumil leyle, gece kalk. İlla kalile. Aşağıda da geliyor. İnne naşiyete leyli hiye eşeddu vat'an ve akvam kıyla. Cenab-ı Hak aslında niye gece kalkma emrini verdiğini aşağıdaki ayetler anlatıyor. Hepsini anlatmaya vaktim yok. Zaten vakit doldu. Çünkü gece kalkan insanlar Kur'an'ı ezberleseler zihinlerinde gece çalışmaları daha kalıcı olur. Bir derse gece çalıştığınız zaman zihniniz duru daha iyi anlarsınız. Gece ibadet eder, gece zikrederseniz, gece gözünüzü yumup Allah 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 La İlahe İllallah derseniz,
imanınızı tecdid ederseniz, günahlarınızdan arınmak için mücadele ederseniz, gecenin tesiri daha kalıcıdır. Hiye aqwamu inne nashi'ate'l leyli hiye eşeddu va'an ve sebat demek. Kalıcılık bakımından daha kuvvetlidir, daha şiddetlidir. Onun için gece ibadet eden insanların Allah imanını daha güçlü kılar. Benim imanım kuvvetlensin, vesveselerden kurtulayım, namazlara karşı daha ciddi, haramlara karşı daha tedbirli olayım istiyorsanız, gece, bu ümmetin istikbali uykusuna yenilmeyenlerin elinde parlayacaktır. Bu ümmetin istikbali gecesine yenilmeyenlerin elinde parlayacaktır. Nasıl Allah Resulü'nün eliyle parladıysa, Allah ona kumilleyle illa kalila demiştir. Az uyuyacaksın, çoğunda kalkıp çalışacaksın. Bunu da kısaca izah ettik ve bunun peşine bir müddet sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davete başladıktan sonra o kadar büyük zorluklar, hakaretler, tenkitler, tahkirlerle karşı karşıya kalıyor. Artık güneşi bile görmek istemiyor. Dünyaya ait bir nefes bile duymak istemiyor. Evine bu yorgunlukla, üzüntüyle gelip üzerimi örtün, biraz dinleneyim dediğinde Cenab-ı Hak yok diyor. Rahat rahat ayağını uzatmak yok. Ya eyyuhel müddettir. Ey elbisesini üzerine örten peygamberim. Çarşafını kaldır. Kusum feendir. Kalk ve benim kullarımı ikaz et. Kalk ve benim kullarıma benim sana öğrettiğim hakikatleri duyur. Eğer bir insan gece uykusundan bu millete Allah'ın ayetlerini bir ayet de olsa, bakın size 3 ayet okumaya çalıştık. Bunları sadece dinleyici olmayınız. İkra bir ayet. İkra bismi Rabbikellezî halak. Bunu ezberle, manasını al. Bununla bir başkalarına nasihat et. Ya eyyuhel müzzemmil kumilleyle illa kalile. Bunu hem kendi nefsine tatbik et, hem başkalarına nasihat et. Ya eyyuhel müddettir, kum feendir. Kalk ve insanları ikaz et. Kalkalım, mutlaka kalkalım, mutlaka kıyam edelim. Allah'ın dinini anlatmak için ne kadar yatağınızı terk ettiyseniz, Allah katında o kadar kıymetlisiniz. Allah'ın dini sizin için o kadar kıymetli demektir. Eğer evinizde herkesin ihtiyaç duyduğu, sizi zengin edecek bir malınız olsaydı, mesela diyelim ki korona hastalığının aşısı, onu iyileştirecek bir ilaç elinizde olsaydı, sabahı bekleyebilir miydiniz? Geceden Cumhurbaşkanını, teheccüde Sağlık Bakanını, kim varsa herkesi arar, hele yakınlarımızdan birisi rahatsızsa hemen o ilacı kendisine yetiştirmek isterdik. Ey kardeşlerim! Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ben Kur'an'ı İçinde şifa ve rahmet olan ayetlerle müminleri tedavi edecek, müminlere bol bol ikram edecek ayetlerle beraber indirdim diyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ın şifası, Kur'an'ın kıymeti hiçbir şeyde yoktur. Kur'an'ın insanı uyandırması, İnsana hayat vermesi, insanı ikaz etmesi,
insanı yeniden diriltmesi. وَلَنُحِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا İnsana yeni bir hayat bahşetmesi başka bir şeyle mümkün değildir. Siz bu hayatın talibi olduğunuz gibi قُمْ فَاَنْذِرْ Kalkalım ve başkalarına da haykıralım. Huzur İslam'dadır. Huzur İslam'dadır. Kardeşlerim, yaşadığınız müddetçe hiçbir şeyin müşterisi olmayın. Sadece ve sadece Allah'ın müşterisi olun, hakikatin müşterisi olun, İslamiyet'in kazancından mahrum kalmamaya, olmamaya bakın. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerifinizi hayırlı eylesin. Allah bu ayın son gününde, son gecesinde yatağımızı terk ederek, kaçırdıklarımızı telafi etme gayretiyle Allah'a her gecekinden daha fazla abanmaya, asılmaya, bir şeyler koparmaya bizleri muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak hakiki bayramları ki kendisine vasıl olmak, rızasını, cemalini kazanmaktır. Allah hepimize hakiki bayramlar nasip eylesin. Cenab-ı Hak fazlasıyla ızdırabını çektiğimiz benlikten ve bencillikten bir an önce kurtulmayı, temizlenmeyi, azat olmayı bizlere nasip eylesin diyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.